sana seçenek sunacağım. Sen aynen biraz önce yaptığın gibi. Tamam. O mu bu mu diyerek. Peki. Çok heyecanlı. Hiç oyunlu bir yere katılmamıştım ya. Çok. Ama güzel değil mi ya? Çok ben güzel. Böyle yani evimde ağırlar gibi olsun istedim. Bence mükemmel. Jim Carrey mi? Jack Black mi? Artık Jack Black. Artık. Eskiden Jim Carrey'ciydim ama Jack Black'in son nerd, metalci hallerini çok seviyorum. Jim Carrey delirdi çünkü İsa resmi falan çiziyor. Yani bu delirmek anlamına gelmiyor. Dünyada 2 milyar insan falan onunla ilgileniyor ama. Peter Sellers mi? Rowan Atkinson mı? Peter Sellers. Tatil köyü mü? Kamp mı? Of, ikisi de değil. Tepede daldan yapan bir daire. Aynen. Yani iki uç yani. Tatil köyü çok böyle kurmaca, Truman Show gibi. Evet, kurmaca, o çok tamam, sıkıcı. Okay. Öbürü de çok yani artık hani o kadar da götüm... Yani yattığım yerde, yattığım yer kıçımda iz yapmasın mesela. Ama mat götür canım altın yanında. Glamping. Yarın gidiyorum. Glamping'e gidiyorum yarın. Çok saçma bir öyle şey. Öyle mi? Denk geldi. O kadar laf ettin ama. Tamam. Jimmy Fallon mı, James Corden mı? Jimmy Fallon. Asuman mı, yıldız mı? Yıldız. Asuman, yok artık. Oha ben unuttum ya. Yıldız. Sen unutursun da biz unutmayız. Yıldız mı? Bilemedim şimdi bak. İkisini de gördüm. Bebeğim gibi. Gobalokko neydi bizim kelimemiz? Gabor mu? Ha, Gobat. Gobat, acımak. Ben Stiller mi, Adam Sandler mi? Adam Sandler ama ya Ben Stiller'a da bayılırım ya. Ben Stiller yönetmen olarak, Adam Sandler oyuncu olarak diyeyim. Office, UK mi, USA mi? UK tabii. Teşekkür ederim. Tabii ki. Oyunculuk mu yönetmenlik mi diyeceğim ama bunu değiştiriyorum. Yapımcılık yönetmenim ama onu tercih edin. Oyunculuk mu yönetmenlik? Yönetmenlik. Yönetmenlik. Başınıza bela olmaya devam edeceğim. Yaşa. Hep yeni filmlerle karşınızda olacak. Sektörde böyle oyuncu olarak şu olsaydı çok iyi olurdu diyeceğin, hani sektörel olarak, yönetmen olarak böyle hayalini kurduğun, ulan şunu bir düzeltsek ne güzel olacak, bir de yapımcı olarak. Yani çalışma saatleri. Ki yapımcı olarak gerçekten çok dikkat ediyorum. Çünkü ben çok çalışmayı sevmem zaten. Yani gerçekten kısa çekilecekse kısa çekelim. Benim setlerimde genelde ekip iddiaya girer. Hani genel 12 saati geçecek mi geçmeyecek mi diye. Geçmeyecek diye her zaman kazanır. Buradan ipucu vermek istedim. Çünkü yani yok ya. Öyle benim öyle bir konsantrasyonum yok ya. Yani. 12 saat bile dünya standartlarına göre 12 saat çok uzun. Bizde kısa. 16'ya hocam seti tamamlayabilirsin. Ne 16? 16 saat çalışılır mı yani? Korkunç bir şey. Beynin bir yerden sonra zaten çalışmamaya başlıyor yani. Zombiler mi, vampirler mi? Kalitesizlikten yana olduğum için genellikle zombi. Yani vampir miti falan çok daha gelişkin, böyle geçmiş olan bir şey ama çirkinlik ve anti hijyen her şeyi çok sevdiğim için zombi. Hani etimiz de yiyor. Öbürü daha böyle bir şey gibi yani. Kanı içiyor, posayı bırakıyor. Ya evet, ne deniyordu ona? Metroseksüel falan gibi yani. Böyle çok şey, çok dikkat ediyor kendine. Kan emiyor, uğraşıyor falan. Öbürü yiyor yani. Oyunda? Eğlenmek mi, kazanmak mı? Eğlenmek, full. Vallahi hiç kazanmakla ilgili. Genelde de kazanmam zaten. Öyle bir hırsın yok. Yok, hiç yok. Caz mı, funk mı? Funk, hızlı cevap vermek lazım. Sen peki çok o zaman hızlı gidiyorum. Jack Black mi, Will Smith mi? Will Smith. Eda Taşpınar mı, Eda Baba mı? Allah'ım, bu nasıl bir soru ya? Pınar mı diye. Ne Taş dedi? Baba. Taş Baba. Güzel sıyırdın. Güzel. Los Angeles Lakers mı, Chicago Bulls mu? Chicago Bulls. Yani akla o hayal, o zamanın takımları geliyorsa, Michael Jordan, Chicago Bulls mu, Kobe ile Lakers mı? Kobe'yi çok sevsem de, resmen bale gibi estetik, çok sevdiğim bir sporcu ve onun trajik ölümü de hala rüyalarıma giriyor bu arada. Hep bir tanışmak istiyorum, tanışamıyorum Kobe ile. Çünkü çok diyorum ki işi gücü vardır, şey falan rahatsız etmek istemiyorum. Ve en son rüyamda masada oturup böyle hani bir kahvaltı mutfağının içinde muhabbet ediyorduk. Böyle yaptım yani bir zaman sonra. Ah, Kobe ile muhabbet ediyoruz şu an. Arkadaş olmuş. Hemen farkına vardım. Dedim ki Kobe, sen bu hayatta o kadar çok kişiye ilham oldun ki başladım. O kadar çok kişi ismini söyledi ki Kobe, Kobe böyle başladı. Kobe ağlamaya başladı falan öyle yani. Aa, gözleri evet. Doldu. Bu rüyaydı değil mi? Evet, rüyaydı. Aa, ne tatlı rüyaymış. Ama ben Kobe önce çok ağladım ya. Çok evet. Seviyordum. Her şeyi, hiçbir şey bilmesen 20 sene full disiplin, bir işe kendini adamak ve ona böyle hayatını vermek çok büyük bir şey yani. Kıymetli bir şey. Çok özel bir şey. O yüzden evet. Hani ruhu şad olsun. Aynen. Vedalaşmışsın bence. Ben ölünce Los Angeles'taydım bu arada. Şeyim vardı, konserim vardı, turnem vardı. Amerika turnesine çıkmıştım. Los Angeles'ta böyle taco falan yerken gazetede gördük. İşte helikopter kazası falan. İnanamadım yani.
bir, yani utanmasa yani neyse kafama düşecekmiş yani. Bayağı şehrin içindeydim yani. Yani inanılmaz bir şey yani. Çok acayip. Evet. Hepimiz şok olduk zaten. Evet, evet. Aklı neyse yani. Öyle. Ama yine de Chicago Bulls. Diye bir şey ama gözleri de böyle evet sulanarak ya kıyamam. Justin Timberlake mi, Justin Bieber mi? Timberlake ya. Öyle bir şakası mı olur bu işin? Bieber'in şeysi mi olur diye. Star Wars mu, Star Trek mi? Star Wars ya. Star Trek Nike Nix'e gibi yani biraz. Evet. Star Trek de iyi de yani. Ya bırak bu işleri ya. Star Wars varken yani. Pembe Panter mi, Tom ve Jerry mi? Tom ve Jerry. Diğerini duymadım bile ama Tom ve Jerry. Pembe Panter. Ama Pembe Panter'miş. Ya Pembe Panter bir entelektüelliği var. Tom ve Jerry resmen travma ya. Yani ben Jerry küçük olandı değil mi? Tom, kedi, Jerry. Ha, ya Tom, Tom'a yazık ya. Yani Tom, Tom'un travmasını düşünebiliyor musun yani? Çocuklar bunu izlemesin demişler, kaldırmışlar. YouTube'a izine çıkıyor yani Tom ve Jerry'nin yayınlanması yasaklanan bölümler diye böyle. Çok ama yani, çocukken çok, çok eğlenceli, çok eğlenceli falan ama ben hep Tom'a üzülen ki karakter oldum. Evet ben ya. Niye Jerry'nin yaptıkları mutlu olan kişi olamadım ki hayatım boyunca işte. Ben hep garibanı tutuyorum sanıyorum ya. Ekmek tarifesi, sokaktan gelmenin şeyi var herhalde. Çok güzel bağlantı. Evet. Bireysel mi, takım çalışması mı? Takım çalışması. Uykusuz mu, penguen mi? Tabii ki penguen. Yani söylememe gerek yok. Penguen'in sahiplerinden iki tanesi en yakın arkadaşlarımdan biri. Bir tanesi kan kardeşim neredeyse. Dolayısıyla uykusuz bir yandan çıkış itibariyle hani gır gır, gır gırdan sonra hıbır, hıbır, leman, limon süreçleri benzemekle birlikte penguenle uykusuzun çok aynı olduğunu düşünmüyorum. Biraz hani her ne kadar Yiğit'i, içindeki birkaç karikatüristi çok beğenmekle birlikte çıkış noktasını çok penguenin kopyası, aynısı oldukları için ister istemez uykusuzun yanında olamıyorum. Bazı yazarları daha star olmasına, bazı karikatüristleri daha star olmasına rağmen tabii ki ikincil olarak da Erdil ve Selçuk yüzünden tabii ki penguen. Amerikan mı, İngiliz dizileri mi? İngiliz. Tabii ki. Tabii ki İngiliz. Ege mi, Akdeniz mi? Ege. Hemen mi, bir ara yaparız mı? Bir ara yaparız. Hemen çok. İşte mesela o yüzden hani zaten hemen yapabilsem sahneye ben çıkarım. Hemen yapamadığım için bir dur bakalım, bir düşüneyim ben bunun üzerinde. Bir öyle dur üstüme gelme. Olduğu için bir bakarız. Bir baktığım zaman çünkü dinleniyorum, sigara içiyorum, düşünüyorum ve en iyisini bulmaya çalışıyorum. Hemen inanılmaz supleks isteyen bir şey. O herkesin harcı olan bir şey değil. Ben değilim en azından. Ben o yüzden sete gitmeyi bile sevmem. Hemen şey çıkacak diye. Sete ya şu diyalogda bir şey değiştirebilsek mi acaba? Dur ben onu 3 gün düşündüm bu cümleyi şimdi. Nasıl şimdi yarım saatte sana bir şey bulayım? Ya, yarım saat bile değil. Hemen şimdi bir şey bulayım. Oluyor hiç gelemiyorum o yüzden. Hemenci değilim ben. Peki nakit mi, kredi kartı mı? Kredi kart. Tatilde huzur, inziva mı? Haydi eller havaya vur patlasın. Uçak mı, tren mi? Olsa da tren ama uçak. Olsa tabii ki tren de tren yok ki. New York mu, Londra mı? İkisine de gitmedim. Ama galiba New York. Peki dur o zaman. Böyle en sevdiğin 5 ülke, böyle 5 tane ülkeye gidebilirsin. Bilet verdiler. Nerelere gitmek istiyorsun? İki tane uç, çok hiç gitmediğim Uzak Doğu ve Güney Amerika. Oralarda birer tane şehir fark etmez. Arjantin olur, Brezilya olur, Hong Kong olur, Japonya olur. Fark etmez, Singapur olur. Bu iki yerden bir tane. Orta Avrupa'dan, valla İtalya'yı çok sevmiştim. Yine İtalya'da böyle bir, hani uçak bileti değil ya yazlık ev diyorsak mesela hani. Bir göl kenarı ev falan diyorsak. Dikkatini hayır geliyor sana 5 tane ülke için öyle sen kendini dolduruyorsun. Bir tane Afrika ülkesi. Ama bu şey değil, beyazların yönettiğinden değil. Yani başıma bir şey gelmeyecek ve sıtma kapmayacağım bir Afrika ülkesi de görmek isterim. Yani şey çok ayırdığında değilim. Hani Ruanda, La Uganda başka yerlerde falan ama bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Tamam güzel. Oradan bir yer görmek isterim. Tamam. Bir tane daha var. Hadi seç. Tabii ki Avustralya. Gerçekçi mi, hayalperest mi? Keşke hayalperest olabilsem. Biz ama gerçekçiyim. Böyle demesi de enteresan. Ya ben çok yapımcıyla masanın karşı tarafında mıyız diye tartıştığımı biliyorum. Daha en son Netflix dizisi için Onur'la bir araya geldik. Onur bana dedi ki ya Murat
ya çok güzel düşünmüşsün de daha böyle seksi bir şey mi arasak dedi. Vallahi dedim ne bileyim pandemi şartlarında iki haftada o sahneyi çekeriz diye öyle bir tasarım yaptım ben dedim. Kendimi yapımcı gibi buldum. Ben bunu daha evvelki pek çok projede de hep beni şeye teşvik etmeye çalıştılar. Ya sen uç. Sen uç, biz indiririz seni dediler. Benim de hayat tecrübeme bir şey olduğu için. Ben uçtuğum zaman siz beni hep indirdiniz. Başıma bir ikinci iş çıkardınız. En iyisi ben sizin ineceğiniz yeri tahmin edeyim, oradan yazayım. Olduğu için ama bunun adı da gerçekçilik maalesef. Evet. Belki yapımcılık da yaptın ya zamanında. Ondan da olabilir. Bir de senarist olarak şey dayağı da çok yediğim için. Uçtum ama olmadı. Ya bak, bak şöyle bir sahne yazdım Sinan Çetin'e. Antalya'da film çekiyor ekip güya. Filmin içinde bir film çekiliyor. Ve prodüksiyon amiri iki tane deveyle geliyor. Yönetmen çıldırıyor. Yönetmen diyor ki kardeşim bu develerin ne işi var? Biz Beyaz Atlı Prens çekmiyor muyuz? Diyor. Prodüksiyon amiri de diyor ki efendim Beyaz At bulamadım, deve buldum diyor. Benim yazdığım sahne bu. Ben bu sahneyi sırf şu yüzden yazdım. Antalya'dalar, at bulamazlar. Ama sahilde gezen develer var biliyorum turistlerin bindirildiği. Onu kullanabilirler diyerek yazdım. Sonucu söylüyorum, deve bulamadıkları için çekemediler o sahneyi. Şimdi ben başıma bu geldiği için, hani uç sen. Ulan ayakları yere basar şekilde uçuyorum, o bile olmuyor. O da olmuyor. O yüzden herkesin yapabileceği makullükte şeyler. Hani ben deniz kenarı yazdım, sonra çok onu havuza çevirdim. Havuz yazdım, çok küvete çevirdim. Başıma geldiği bildiğim için artık öyle. O yapımcılar uçsun, tamam. Ben onların ayaklarını yere basan adam olayım. Noktasına geri geldim. O yüzden maalesef gerçekçiyim. Ya ne tatlı böyle gidiyoruz. Biz sabaha kadar gideriz böyle. Şimdi. Az önce seçtiğin kart aklında mıydı? Maça ası. Maça ası diye oradan çıkacak şimdi. Sihir numarası. Ya bizimle çalışsana sen de ekip alacağım seni zorla. Şimdi sen yine anlamazsın, sevmezsin ama... Gerçi sevip sevmediğini de bilmiyorum. Astrolojiyle öyle sevmem diye bir şeyin yok. İlgin yok. Ama Kuzey Ay düğümünü biliyor muydun? Seninle konuşmuyormuş muyduk hiç üstüne? Bir onun kutbu var. Kova'nınki aslan. O kadarını biliyorum. Bir onun yansıması var. Kuzey Ay düğümün de kovaymış senin. Öyle miymiş? Evet, sana. Seni hediye ediyorum. Bu benim şeyim mi? Evet. Kuzey Ay düğümü çözümlemem mi? Evet. Ay ne güzel bir hediyeymiş bu. Bir de sen okumayı seversin. Böyle oh oku oku da bitmez. Oo çok teşekkür ederim. Rica ederim. Onu da çantamıza koy. Ay bu da çok şıkmış. Tibet'e verirsin istiyorsan. Yok Carrefour'a giderken. Sırtına takarsın mendil olarak. Küçük ya, bir şey alırsam artık. İnsanlarda küçücük kalıyor bu çanta ama yine de çok sevimli. Bu şey değil mi? Sırta aldığım bir şey. Sırta. Alabilir miyim şimdi? Tabii ki alabilirim. Alabiliyoruz. Ürün yerleştirme olmuyor değil mi bu? Ürün işte bizim ürün zaten. Tamam ben bununla gideceğim o zaman. Mesut önüne taktı böyle önlük gibi durdu tabii. 2 metre olunca insan. Ha canım çocuğu yok onun tabii. O öyle bir şey giderdi. Ondan mı diyorsun? Ondan. Ben sırtımı aldım. Ya geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çağırdığın için canım benim. Buluştuğumuz gibi biz buluştuğumuzda da böyle konuşuyoruz. O yüzden hiçbir farkı olmadı. Biz bir araya geldiğimizde ne yapıyorsak siz de ona şahitlik etmiş olduğunuz kenardan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyfin yerinde mi? Süperim. Harikayım. Çok güzel. İnşallah kafanı çok şişirmedi. Bilmiyorum. Hayır. Nasıl ne kadar konuşulması gerektiğini bilmiyorum. Ekip gayet, herkes gayet. Tamam. O zaman. Sen bitiriş konuşmasını yap. Bitiriş evet ya. Bir de böyle bir şey yapıyor. Bir programımızın daha sonuna geldik. Şahane bir konuğumuz vardı. Dolu dolu sohbet ettik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Pışın!